Sevgili Kanal 3 izleyicileri, bu hafta Adalet Masası programında yine çok değerli bir konuğumla sizlerin karşınızdayız. Öncelikle konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Selahattin Türk, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Gönül Hanım, teşekkürler. Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Avukat Selahattin Türk, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2012 yılından bu yana Afyonkarahisar'da avukatlık yapmaktayım. Size ve ekibinize nazik davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Sevgili seyircilerimiz, yine sıklıkla sorulan, ne yazık ki üzülerek karşı karşıya geldiğimiz iş kazalarına dair bu hafta daha geniş kapsamlı değerlendirmek istedik. Daha önce iş hukuku anlamında bir program yapmıştık. Lakin iş kazası başlı başına çok geniş kapsamlı ele alınması gereken bir konu. Evet, güvenlik tedbirlerini alalım. Hiçbir iş kazası gerçekleşmesin temennisinde bulunuyoruz ama ne yazık ki hayatın gerçekleri içerisinde olan bir durum. Bu sebeple değerli konuğumla beraber bu hafta iş kazalarını değerlendirmek istedik. Değerli konuğum, şöyle başlamak istiyorum. Evet, iş kazası nedir? Nasıl tabir edilir? Mevzuatta nasıl zikredilir ve bize bunu örneklendirerek izah edebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikli olarak iş kazasının ne olduğunu anlayabilmek adına kanunda düzenlenen tanıma bakmakta fayda vardır. Evet. 5510 sayılı kanunumuzun 13. maddesinde ve gene 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının 3. maddesinde iş kazası tanımlanmıştır. Evet. Bu yasal düzenlemelerden yola çıkarak iş kazasını herhangi bir hastalık, ölüm veya yaralama da dahil olmak üzere fiziksel ve zihinsel zarara neden olabilen, iş yerinde veya iş yeri dışında da gerçekleşebilen beklenmedik olaylar olarak tanımlayabiliriz. Evet. Bu doğrultuda burada dikkat edilmesi gereken husus sadece iş yerinde meydana gelen kazalar değil. Hı. Aynı şekilde iş yeri faaliyetiyle ilgili olması kaydıyla iş yeri dışında da eğer bir kaza meydana geliyorsa mevzuatımız gereğince söz konusu durumda yine iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Yani burada o zaman önemli dediğimiz şey o anki iş yerinde olmasa dahi ama evet, işle bağlantılı ise iş kazası olarak değerlendirilmektedir, evet, diyoruz. Yani iş yeri dışında da iş kazaları gerçekleşebilmekte. Bunun şartı işle alakalı olması gerekmektedir. Örneklendirecek olursak, örneğin işveren tarafından sağlanmış işçilerin işe geliş gidişinde kullandıkları servis aracına bir kaza geçirmeleri halinde, evet, yine işverenin talimatı ile birlikte işçinin iş yerinden ayrılarak herhangi bir yere giderken geçirmiş olduğu bir kaza, evet, yine iş kazası olarak değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra orada işverenin talimatıyla dediniz, önemli bir vurgu. Tabii bu önemli. Çünkü işçi eğer kendi başına bir sorumluluk alarak iş yerinden ayrılırsa, yani evet, işverenin talimatı dışında kendisi kendi özel işiyle, kendi ilgili, özel işiyle alakalı olarak giderse, ilgili değil bu durumda, ama burada bu, evet, iş yeriyle ilgili ve işverenin talimatı ile ilgili olduğu önemli zaman, tabii ki, iş yeri dışında dahi olsa az önce dediğiniz gibi bir serviste de servis olabiliyor. İş kazası olarak değerlendiriyoruz. Tabii. Peki bu örneklenmeyi verdiniz. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Önemli. Allah esirgesin, kalp krizleriyle çok son zamanlarda karşılaşıyoruz, duyuyoruz. Kayıplarımız da oluyor. Kalp kriziyle ilgili bir değerlendirme var mıdır? Şöyle, 2016 yılına kadar kalp kriziyle alakalı olarak iş kazası sayılmıyordu bu hususlar. Evet. 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu bir genelge ile, evet, artık iş yerinde kalp krizi geçiren işçilerin de mevcut durumunun iş kazası olarak değerlendirilme noktasında bir uygulama söz konusu. Aynı şekilde bu noktada Yargıtay'da ilgili durumun iş kazası olduğu noktasında içtihatları söz konusudur. Dolayısıyla iş yerinde kalp krizi geçiren bir işçinin durumu artık iş kazası olarak değerlendirilecektir. Evet. Ve şunu da söylemek isteriz sevgili seyircilerimize. Hani her olayı, her iddiayı, her vakayı kendi içerisine değerlendirmek gerekecektir tabii ki. Bunun için tüm doneler, veriler, işte nerede geçmiştir, kimin emir talimatı altında olmuştur, iş yeriyle ilgili olmuş mudur, olmamış mıdır? Bunların tabii hepsi birer veri olacaktır diyorum. Peki efendim, bir iş kazası meydana geldi. Bu iş kazası meydana geldikten sonra
Süreç nasıl işliyor? Yani yargılama süreci bu, kazanın bildirimi, bu tutanakların tutulması ya da bu iş kazası bildirimi yapılma zorunluluğu var mıdır? Tutanaklar ne şekilde tutulur? Kimler tarafından bildirimde bulunur? Bu konulara da değinir misiniz? Tabii bir iş kazasının meydana gelmesiyle birlikte idari, hukuki ve cezai boyutları olan geniş bir süreç başlayacaktır. Öncelikli olarak bu idari süreçten biraz bahsetmek isterim. İş kazası meydana geldi bu durumda. 5510 sayılı kanun yine 13. maddesinde işverene bir yükümlülük yüklenmiş. Bu da iş kazasının bildirimiyle alakalıdır. Evet. İlgili mevzuat hükmünde iş kazasının gerçekleşmesiyle birlikte iş kazasının olduğu yerdeki kolla işveren tarafından bu durum derhal bildirilir. Evet. Bu yine, bir yükümlülük. Bu bir yükümlülük. Kanunlar. Yani kanun derhal kolla bildireceksiniz diyor. Evet. Yine aynı şekilde İş kazasının meydana geldiği yerdeki sosyal güvenlik kurumuna da 3 iş günü içerisinde bu kazanın bildirilmesi gerekmekte. Evet. Yani hem buradaki kolluğa bildirilecek hem de 3 iş günü içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bilgi verilmesi gerekiyor. Bilgi verilmesi. Bu işverenin yükümlülüğü. Bu işverenin yükümlülüğü. Evet. Aksi durumda işveren açısından çeşitli yaptırımlara, İdari yaptırımlar söz konusu olabilir. Bu noktada işverenlerin buna dikkat etmesi önemli. Evet. İş kazasının bildirimiyle birlikte artık bir idari bir süreç başlayacaktır. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş müfettişleri görevlendirilecek. İlgili iş müfettişleri iş kazasının nasıl gerçekleştiğini, olay nedeniyle herhangi bir iş güvenliği ihlalinin bulunup bulunmadığı noktasında bir araştırma yapacak. Evet. Söz konusu incelemeler sonunda da bir iş kazası raporu hazırlayacaktır. Evet. Bu raporda az önce sizin dediğiniz gibi yükümlülüklere uyulmuş mu, uyulmamış mı, bu bir iş kazası mıdır, evet, değil midir? Bunlar değerlendiriliyor tabii ki o zaman. Bunun bir tespitini yapılması gerekiyor ki ileride işçi tarafından bu konuyla alakalı olarak herhangi bir zarar söz konusuysa buna ilişkin olarak açılacak davada iş kazasının resmi olarak tespiti gerekiyor ki bu noktada ilgili davanın görülmesi noktasında bu bir ön bilgidir. Evet, ön bilgi olarak kullanılması gerekmektedir. Evet. Peki, idari anlamda az önce çok önemli bir noktaya değindiniz. Dediniz ki iş kazası aslında idari, hukuki ve ceza anlamda 3 koldan irdelenmesi gerekiyor. Şimdi biz SGK'ya sizin dediğiniz gibi bildirildi. Bu konuda bir iş müfettişi görevlendirildi. Bu idari anlamda işlemlerini yaptı, raporlar tutuldu. Peki, ceza davası ve tazminat hukuku bakımından değerlendirilecek olursa, yani programımızın ilerleyen dakikalarında daha detaylı gireceğiz ama bir girizgah anlamında, süreç anlamında ceza ve tazminat hukuku bakımından nasıl değerlendirirsiniz? Ceza süreciyle alakalı olarak tabii iş kazasının gerçekleşmesiyle birlikte olayın nasıl meydana geldiğiyle alakalı olarak bir kusur incelemesi yapılır. Evet. Yani iş kazası meydana geldi, herhangi bir ihlal söz konusu mu değil mi, bu noktada işverenin veya iş güvenliğiyle alakalı olarak sorumlu kişilerin herhangi bir kusurunun bulunup bulunmadığı noktasında bir araştırma gerçekleşir. Tutulacak rapor sonrasında eğer işverenin herhangi bir kusuru söz konusuysa, yani iş güvenliğiyle alakalı olarak bir ihmalinin bulunduğu noktasında bir tespit yapılırsa, genelde ilgili kişiler hakkında taksirle yaralamaya neden olma veya taksirle ölüme neden olma suçları nedeniyle bir kamu davası açılabilir. İddianame düzenlenerek bir ceza yargılama süreci geçirilebilir. Evet. Ceza yargılama süreci bu şekilde ilerler. Evet. Hukuk mahkemesinde ise iş kazasının meydana gelmesiyle birlikte eğer işçinin bir maddi kaybı ve olay nedeniyle herhangi bir manevi zarar söz konusuysa da buna ilişkin olarak taleplerini ilgili hukuk mahkemesine bildirmesi gerekir ve bu noktada bir dava açması gerekir. Evet. Yine aynı şekilde işçi vefat etmişse geride bırakmış olduğu yakınlarının bu noktada maddi ve manevi tazminat taleplerini yöneltebilecekleri iş mahkemelerinde hukuk davaları açmaları gerekmektedir. Evet. O zaman cezai anlamda ilgili sorumlular hakkında, bu konuda ihmali olanlar, sorumlular hakkında bir iddianame düzenleyip soruşturma aşaması sonrasında dava açılıp devam ediyor. Ve hukuk tazminat anlamında da eğer iş kazasının kendi mağduru ise kendi, kendi değilse geride kalan, destekten yoksun kalanları, mirasçıları bu anlamda davalarını ikame edebiliyorlar. Efendim, o zaman özetle hem ceza hukuku hem tazminat hukuku anlamında hem de idari anlamda çok yönlü aslında değerlendirilmesi gereken
bir durum diyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın çok bilinçli olmasını, hı hı, hem işverenler hem de iş görenler açısından hak ve yükümlülüklerini bilmelerini, hı hı, ve bu anlamda da herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermemek açısından da hem işverenlerin ilgili güvenlikle ilgili her türlü eğitim başta olmak üzere, döküman olmak üzere, işte ne bileyim o belki koruyucu kıyafetlerdir vesaire, tabii, diyebiliriz. Hı hı. İlgili teçhizattır. Bunları sağlaması, hı hı, gerektiği, hı hı, gibi işçinin de bunlara uyması, bunları kullanması, ilgili eğitimleri alması gerekiyor diyoruz. Çünkü ortada artık sizin kendi canınız söz konusu. Lütfen buna riayet edin. Önemli olan zaten bir iş gerçekleştikten sonra değil, önleyici, evet, önleyici tedbirler. Hep bunları biz hukukçular hep deriz. Yani başka platformlarda başka konuları konuşurken de önemli olan önleyici hususları genişletmek, değerlendirmek lazımdır, evet, diye. Efendim, az önce özetle bir girizgah yaptınız. İş kazası bildirimi, evet az önce söylediniz, kolluk ve SGK bildirim vardır diye, ama sadece işverenin evet bu yükümlülüğü var. Yine buradan özetle başlayarak işçi, yakınları, kimler başkaca kişilerde bildirimde bulunabilir mi? Bu bildirim nasıl yapılır? Buna dair değinirseniz sevinirim. Tabii biraz önce bahsettiğimiz gibi yani 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde işverene bu noktada bir yükümlülük yüklenmiş. Peki işveren bu yükümlülüğü nasıl yerine getirecek? Biraz bundan bahsedelim. Evet. Bu noktada iki yolu var bunun. Bir, online olarak yani işveren iş kazasının gerçekleşmesiyle birlikte ESGK sistemi üzerinden bu bildirimde bulunabilir. Evet. Eğer bu noktada böyle bir imkanı yoksa iş kazasının gerçekleşmiş olduğu yerdeki sosyal güvenlik kurumuna giderek iş kazası bildirim formunu doldurarak bu noktada iş kazasını bildirebilir. Evet. Yani iki yolu vardır. Bir online olarak, bir de sosyal güvenlik kurumuna giderek yazılı teknoloji şekilde. Teknoloji ilerledikçe aslında nasıl da kolaylaşıyor her, evet, şey. Aslında. Bu yükümlülüğün hemen bir an önce yerine de getirilmesi, tabii, yerine de getirilir, lazım. Bunun dışında eğer işveren tarafından böyle bir bildirim yapılmamışsa, yine aynı şekilde işçi evet, açısından ise herhangi bir süre öngörülmemiş tabii ki. Evet. Bu noktada işçi yine E-Devlet sistemi üzerinden, evet, iş kazası geçirdiğini bildirimini yapabilir. Yine aynı şekilde iş kazasının meydana geldiği yerdeki sosyal güvenlik kurumuna giderek yazılı şekilde bir başvuruda bulunabilir. Evet. Yine işçi vefat etmişse bu noktada yine işçinin yakınları da yine aynı şekilde bir bildirimde bulunma hakları vardır. Ya da adli kolluğa gidip ben şundan dolayı yaralandım, geçirdiğim, evet, iş kazası nedeniyle yakınları vesaire gibi. Yakınları da diyebilir tabii bunu, ki. Yine aynı şekilde hastanede iş kazasının gerçekleşmesinin hemen akabinde yaralanması olabilir. Çok ciddi bir sağlık problemi olabilir. Oraya gittiğinde de oradaki sağlık görevlileri tarafından ki bu husus kendilerine bildirilebilir. Bir, evet, iş kazası olduğu bu durumda hastane dahi bu noktada, evet, Sosyal Güvenlik Kurumu'na iş kazasının gerçekleştiği noktasında bir bildirimde bulunabilir. Evet, yani o zaman dediğiniz gibi işçinin kendisi, eğer işveren de bunu yerine getirmiyorsa kendisi de bir yaralanması, bir sağlıkla ilgili durumu olduğunda da ilgili hastanede, sağlık kuruluşunda hem o sağlık çalışanına bilgi verebileceği gibi hastane polisi vesaire. Tabii, hastane yani polisi süreç de bu şekilde ilerleyebilir. Yakınları da söyleyebilir. Evet, bu bildirimi yaptık. Sağlık kurumu tarafından da bildirimlerin, hı-hı, olduğunu söyledik. Bu az önce dediğiniz gibi işveren açısından bir süre, hı-hı, söz konusuydu. İşçi açısından tabii ki böyle bir süre söz konusu değil. Peki bu bildirimin şekli ve içeriğine birazcık değinecek olursak, yani nelere değinebilir? Mesela kazanın nerede olduğu, saati, zaman dilimi, bunlar önemli midir? Tabii ki bunlar önemli. Bu bildirim yapılırken kazanın tarihi ve saati, kazanın olduğu yer, evet, yine aynı şekilde işçinin kimlik bilgileri, işverenin kimlik bilgilerinin bu doğrultuda bildirilmesi önemli. Evet. Aynı şekilde kazanın sonucu, yani, evet, işçi yaralandı mı, vefat mı etti, bu noktada bir bildirimde bulunulması mühim. Evet. Ve mümkünse de olayın nasıl oldu, olayın, evet, oluş şekli, ayrıntılarıyla, evet, birlikte, evet, bildirimde bunların bildirilmesi önemli. Ve varsa belli tutanaklarında ekine eklenerek sosyal, evet, güvenlik kurumuna bildirimde bulunulması önem arz etmektedir. Önem arz etmektedir. Çünkü dediğiniz gibi bu yargılama sürecinde, evet, ilerleyen yargılama sürecinde bunlar önem arz edecek. Çünkü tarafların hak ve yükümlülükleri ya da işte maddi manevi tazminat açısından ya da ceza hukuku anlamındaki sorumlulukları açısından, tabii, ceza yargılaması durumları bakımından ilk bu hususlar aslında bizim elimizde çok önemli bir veri oluyor diye düşünüyorum. Doğru. Peki işveren iş kazasıyla ilgili
Evet, bildirimin önemli olduğunu söyledik. Bu bildirimi yapmadı. Bunun kendisine karşı idari yaptırımları vesaire nedir? Buna birazcık açabilir miyiz, değinebilir miyiz? Tabii bu noktada biraz önce de bahsettiğimiz gibi işverenin bir yükümlülüğü söz konusu. Bu doğrultuda bunu bildirmesi gerekmekte. Eğer bildirmezse ne olur? Öncelikli evet. olarak işveren açısından bir idari para cezası doğabilir. Evet. Bu idari para cezası da iş kazasının meydana geldiği tarihteki brüt asgari ücret üzerinden evet. ve iş yerinin tehlike sınıfına göre değişiklik arz etmektedir. Yani işveren iş kazasının süresini bildirmezse öncelikle bir idari para cezası ile karşılaşma ihtimali söz konusudur. Evet. Bunun dışında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçiye geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik ödeneği veya tedavi masrafları gibi belli haklar sağlanmışsa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene bu hakların rücu edilme durumu söz konusu olabilir. Evet. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu işçiye sağlamış olduğu bu haklara ilişkin yapmış olduğu ödemeleri işverenden talep edebilir. Evet. Bu noktada bunun dışında yine aynı şekilde tedavi giderlerinin istenme durumunda söz konusu olabilir. İşveren açısından süresinde bir bildirim yapılmazsa işverenin karşılaşabileceği problemler bunlar olur. Evet. Yani o zaman şunu biz özellikle söylüyoruz ki zaten kusur durumunu, ihlalleri değerlendirecek olan iş müfettişleri var, bilir kişiler var. Ehemmiyetle söylemek istediğimiz ilk başta lütfen bu bildirimi tabii, yapınız. Çok önemli. Yani işveren açısından da kendinizi kusurlu görmüyorsanız dahi ben kusurlu değildim. Şöyle yani böyle bir düşünce içerisine girmeyin. Sizin bunu bildirim yükümlülüğünüz var. O kusur değerlendirmesini zaten ilgili müfettişler, bilirkişiler yapacaktır diyelim. Peki efendim bir iş kazası meydana geldi. Bu iş kazası meydana geldikten sonra tabii ki bir kısım yararlanabilecek hak ve imkanlarımız var. İşte ödenekler var. Bu kişinin vefat edip etmemesi, sağlık tedavisi görüp görmemesine vesaire gibi değişiklik arz edecektir. Bunu da birazcık değinip açmanızı tabii rica ediyorum. Bu noktada 5510 sayılı kanunumuzun 16. maddesinde bu husus düzenlenmiş. İş kazası nedeniyle yararlanabilecek hak ve imkanlar şunlar. Geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği, ölen işçinin yakınlarına bağlanan ölüm geliri, yine aynı şekilde işçinin kız çocuklarına evlenme ödeneği ve cenaze ödeneği şeklindedir. Evet, cenaze giderleri dahi ödenebilir. Cenaze giderleri dahi ödenebilir. Evet. Bu noktada geçici iş göremezlik ödeneğinden biraz bahsedelim. Evet, lütfen. İşçi tabii iş kazasının gerçekleşmesiyle birlikte belli bir süre çalışamayabilir. Evet. Yani belli bir dönem iş gücü kaybı söz konusu olabilir. Tabii bu süreç geçicidir. Evet. Örneğin 6 ay ya da 1 sene çalışamayacak evet. duruma gelir. Bu da doktor raporlarıyla doktor zaten raporları, ortaya tabii, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş doktor veya sağlık görevlileri tarafından tutulmuş, düzenlenmiş raporlarla bu husus tespiti yapılabiliyor. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçiye bir geçici iş göremezlik ödeneği bağlanacaktır. Evet. İşçinin yararlanabileceği ilk hak budur. Evet. Yine aynı şekilde işçinin sürekli bir iş göremezlik durumu söz konusu olursa yine evet. bu biraz önce bahsettiğimiz gibi doktor veya sağlık görevlileri tarafından düzenlenecek rapor ile belirlenebilir. Evet. %10 ve üzeri bir eğer kazanma gücü kaybı söz konusuysa eğer işçinin bu durumda da sürekli iş göremezlik ödeneği işçiye ödenecektir. Bu sürekli ödenen bir gelir durumu söz evet. konusudur. Az önce bahsettiğiniz geçici yani o belki tedavisi süresince. Evet, tedavisi. Örneğin diyelim bir iş kazası geçirdi. Elinde bir kırık oldu. Bacağında bir kırık oldu. Böyle bir durumda işe gidemedi. İş yapması engelleniyor. O geçici iş göremezlik. Tabii. Ama az önce dediğiniz gibi %10 oranında azalma olanlarda evet. o zaman sürekli iş göremezlik evet. gelirine hak kazanıyorlar diyoruz. Tabii ki. Peki vefat oldu diyelim. Evet. Sayın Türk, vefat durumunda ne oluyor? Vefat durumunda işçinin yakınlarına bir ölüm geliri bağlanıyor. Evet. İşçi iş kazası sonucunda vefat etmişse, tabii ölüm geliri, ölüm aylığıyla farklı konular. Yani evet. ölüm geliri dediğimiz şey, işçi bir günlük, yani bir gün sigortası olsa dahi, evet. işindeki ilk gününde dahi vefat etse, yakınlarına ödenen bir gelirdir. Yani o zaman bunun altını çizelim evet, çok bu önemli. Önemli. Yani alınan o Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vefat halinde bağlanan o ölüm
aylığından farklı bir durum bu. Çünkü yani bir gün bile sigortası olsa, çalıştığı ilk iş günü, belki ilk saatleri, ilk dakikaları bile olsa ölüm geliri bağlı. Ölüm geliri bağlı. Ölüm aylığında ise belli şartlar var. 1800 gün sigorta priminin yatırılması gerekiyor veya işçinin emekli aylığı alması gerekiyor veya dulu aylığı alması gerekiyor. Bu tip durumlarda ancak ölüm aylığı bağlanabiliyor. Mevzuatta onların zaten belirtilmiştir. Bu ölüm aylığından farklı diyoruz. Özellikle ölüm geliri de hakkınızda var. Peki efendim, şimdi biz az önce şimdi idari boyutlardan bahsettik. Dedik ki işte geçici iş göremezlik, sürekli iş göremezlik, ölüm geliri. Şimdi bunun haricinde bir de iş kazası nedeniyle açılabilecek maddi manevi tazminat davaları var. Programın başına özetle ilk giriş cümlelerimizde bahsettiğimiz. Şimdi kişinin yani iş kazası mağdurunun tarafının vefat edip etmemesine göre de açacak kişiler farklıdır. Bu açılacak maddi manevi tazminat davalarında tazminat davalarının açma süresi ve işleyişle ilgili bilgilendirmenizi rica edeceğim. Tabii biraz önce bahsetmiştik, bu konuyla alakalı olarak bir hukuk yargılaması, yani maddi manevi tazminat taleplerini içeren bir hukuk yargılaması, bir de ceza yargılaması olabilir. Öncelikle olarak hukuk yargılamasından bahsedelim. Bu noktada borçlar kanunumuzdaki genel zaman aşımı süresi söz konusudur. Yani iş kazasının gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde maddi manevi tazminat talepleri ilgili mahkemeye iletilebilir. Evet. Bu noktadaki süre 10 yıldır. Evet. Yine ceza yargılaması ile alakalı olarak da genelde iş kazasının gerçekleşmesiyle birlikte eğer işverenin bir güvenlik ihlali söz konusuysa bu doğrultuda kendisi hakkında açılacak davada iş kazasının gerçekleşmesinden itibaren eğer taksirle yaralamaya neden olma suçu söz konusuysa 8 yıl, taksirle ölüme neden olma suçu söz konusuysa da 15 yıllık dava zaman aşımı süresi söz konusu. Ceza zaman aşımı süreleri var. Şimdi efendim bu başlıklarla girdikten sonra ben biraz bu maddi manevi tazminat davaları kısmının daha detaylandırılarak açılmasını rica edeceğim. Görevli mahkeme, yetkili mahkemeler neresidir? Örneğin bir iş kazası diyelim Afyon Karahisar merkezde olmasıyla işte örneğin Sandıklı'da bir kaza oldu. Yetkili görevli mahkeme ayrımı nasıldır? Bunlardan başlayarak yargılama sürecinin nasıl olduğu, yine ceza mahkemeleri içinde yetkili görevli mahkemelerin neresi olduğu konusunda bilgilendirmenizi rica edeceğim. Tabii bu noktada iş kazaları iş hukukuyla alakalı oldukları için açılacak davalar iş mahkemelerinin açılması gerekmekte. Evet, iş mahkemesi olmayan yerlerde. İş mahkemesi olmayan yerlerde de asli hukuk mahkemelerinde bu davalar görülür. Asli hukuk mahkemeleri iş mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakacaktır. Evet. Bunlar da genelde ilçe adliyelerinde söz konusu olmaktadır. Yetki hususunda da kanunumuz seçimlik yetkiyi öngörmüş. Yani bu doğrultuda birden fazla yetkili mahkemede bu davalar açılabilmekte. Öncelikli olarak tabii işverenin, eğer işveren bir şahıssa, yani bir gerçek kişi ise işverenin ikametgah adresinde. Yine işveren bir tüzel kişi ise tüzel kişiliğin bulunduğu yerde bu davalar açılabilir. Yine aynı şekilde iş kazasının gerçekleştiği yerde işçinin iş yerinin bulunduğu yer mahkemesinde ve aynı şekilde işçinin ikametgah adresinde de bu davalar açılabilir. Evet. O zaman burada seçimlik bir yetki söz seçimlik konusu. Yetki bu söz konusu. Bahsettiğiniz mahkemeler bu konuda yetkili. O zaman şöyle diyoruz. İş kazası bu tazminat davalarında iş mahkemelerimiz yetkili ve görevli. İş mahkemesi bulunmayan yerlerde asli hukuk mahkemelerimiz iş mahkemesi sıfatıyla bu davalarımızı görecekler. Ceza davalarında da olayın olduğu yerdeki ceza mahkemeleri bu noktada görevli. Tabii suçun niteliğine bağlı olarak, yani işçi iş kazası sonucunda vefat etmişse veya yaralanmışsa bu durumda ilgili yerdeki Asya Ceza Mahkemelerinde veya Ağır Ceza Mahkemelerinde ceza yargılaması devam edecektir. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Bu verdiğiniz bilgiler gerçekten çok önemli ve sevgili seyircilerimizin de sıklıkla merak ettiği konulardan. Peki efendim, yine önemli bir yere değinmek istiyorum. Şimdi biz ihbarda bulunduk, işveren ihbarda bulunmadı, işçi bunun bir iş kazası olduğunu iddia ediyor ya da taraflardan biri iş kazası olarak görüyor ama Sosyal Güvenlik Kurumu bunu iş kazası olarak görmüyor ise
neler yapabiliriz? Çünkü bu da çok önemli. Tabii bu durumda yapılacak ilk şey Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir itiraz dilekçesi verilebilir. Yani ilgili kazanın bir iş kazası olduğuna dair bir itiraz sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tekrar bir değerlendirme yapılarak söz konusu olan iş kazası olup olmadığı noktasında bir karar verilecektir. Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu kararını değiştirmezse, yani söz konusu olayın iş kazası değil, normal bir kaza olduğu sonucuna varırsa, burada işçi tarafından iş kazasının tespitine ilişkin olarak bir dava açılması gerekmektedir. Evet. Bu davada işçinin söz konusu kazanın iş kazası olduğuna dair örneğin tanık beyanları ile, yine hastane kayıtları ile, polis tutanakları ile bu davada ilgili olayın iş kazası olduğunu tespit etmesi gerekmektedir. Çünkü iş kazası tespit davaları önemlidir. Ortada iş kazası olduğuna dair resmi bir kayıt bulunmadığı için veya bir mahkeme kararı olmadığı için sizin açacağınız, ileride açacağınız maddi manevi tazminat davasında tazminat taleplerinizin değerlendirilmeme ihtimali vardır. Evet. Çünkü bu noktada iş kazasından kaynaklı maddi manevi tazminat taleplerinin değerlendirilmesi için öncelikli olarak bir iş kazasının tespiti gerekmekte. Evet. Yani maddi manevi tazminat talebiyle başvurulan dosyada bu husus bekletici mesele, ön mesele olarak karşımıza çıkabilir. O zaman programın başında dediğiniz gibi ilk baştaki tutulan tutanaklar tabii, burada da çok o önemli. O çok önemli işte bu nedenle. Yani o tutanaklar sağlam, net, eksiksiz tutulmuş olduğunda zaten kurum nezdinde de bir açık kapı olmadığı için iş kazasıdır şeklinde değerlendirebilecektir. Evet. Ama bildirimler, tutanaklar çok önemli diyoruz. Baştan itibaren aslında çok sıkı tutmak lazım. Ama şunu da az önce dediğiniz gibi belirtiyoruz. İlgili kurum tarafından dahi bu iş kazası olarak kabul edilmese dahi her şey bitmiş değil. Kuruma itiraz edebiliyoruz. Yine iş mahkemesinde bunun bir iş kazası olduğuna dair kurum aleyhine bir tespit davası açabiliyoruz. Bu da bizim... Kurum, orada lafınızı kestim. Davalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ve işverenin gösterilmesi gerekiyor. Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı açılan bir dava değil, aynı zamanda da işverene de husumetin yöneltilmesi gerekmekte. Evet, burada işveren ve kurum ikisine bir dava yöneltilip bu bir iş kazasıdır. Tespitini yaptırmak gerekiyor. Evet. Peki efendim, hukuk programımızın başında da az önce de zikrettiniz. Ceza dava, yani idari bir kısımdan bahsettik. Sonra cezai kısmını belirttik ve hukuk davaları, tazminat, bunlar üzerinden değerlendirme yaptık. Peki bu ceza yargılaması ile hukuk yargılaması birbiriyle paralel, aynı anda mı gider? Bekletici mesele yapılır mı? Bunu nasıl değerlendirelim? Tabii iki, yani hukuk yargılaması ve ceza yargılaması iki farklı yargılama türüdür ve aslında bakıldığında ikisi de aynı olaya bakar ama talep edilen kısımlar açısından farklı sonuçları vardır. Çünkü hukuk yargılamasında olay nedeniyle işçinin bir veya yakınlarının bir zararı söz konusuysa bu noktadaki talepleri incelemekle yükümlüdür. Ceza yargılaması ise söz konusu olay nedeniyle herhangi bir kişinin, özellikle işverenin bir kusurunda olup olmadığı noktasında bir ceza yargılaması. O maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasıyla daha çok ilgileniyor. Öbürküsü dediğiniz gibi bir tazminat hukuku anlamında kusur oranı üzerinden yargılama yapılıyor. Dolayısıyla ayrı yürüyen süreçlerdir fakat birbirine paraleldir. Evet. Bunun anlamı nedir? Özellikle ceza davalarında alınmış bir kusur raporunu hukuk mahkemesinde delil olarak kullanılabilir. Evet. Hukuk mahkemesi de yine kendi yapmış olduğu yargılama esnasında bir kusur raporu alacaktır ama ilgili ceza yargılamasında alınmış olan kusur raporunun dosyaya delil olarak sunulması işçinin tazminat taleplerini güçlendirebilir. Evet. Yine aynı şekilde ceza yargılaması esnasında mahkeme tarafından verilmiş bir ceza hükmü, yani işverenin cezalandırma durumu söz konusu olursa yine bu karar da hukuk mahkemelerinde delil olarak kullanılabilir. Bu durumda işçinin tazminat talepleri yine güçlenir. Biraz önce de söylediğim gibi birbiriyle ayrı süreçlerdir fakat birbirine paralel olarak ilerleyebilirler. Evet. Ama hukuk mahkemeleri tarafından verilmiş kararlar ceza mahkemelerini etkilemez. Evet. Çünkü o daha çok dediğiniz gibi tazminatları değerlendiriyor ama ceza hukuku daha çok maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ile ilgili olduğu için daha çok etkiliyor. Bir de tabii ki hakimlik teminatı var. Bir mahkemenin kararı başka bir mahkeme hakimini bağlayamayacaktır. Bu ayrıdır ama kusur raporları işte sorumlu olan kişiler bakımından etkilidir. Birbiriyle hani paralellik arz eder, değerlendirilir diyelim.
Efendim, şimdi bir tazminat davası açtık diyelim. Bir iş kazası geçirdiğimizi iddia ettik ve bu kurum tarafından da iş kazası olduğu tespit edildi, kabul edildi. İlgililer aleyhine işte işveren olur, diğer sorumlular olur. Bir dava ikame edildi. Biz burada vatandaşlarımıza şunu nasıl izah edebiliriz? Bu tazminat miktarları neye göre belirlenir? Nasıl belirlenir? Zenginleşme amacı güder mi, gütmez mi? Bunlara değinmenizi rica edeceğim. Tabii bu noktada tazminat taleplerinin değerlendirilmesi aşamasında tazminat hesabı uzmanlık gerektiren ve bilirkişiler tarafından yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkacaktır. Burada bu hesaplama yapılırken baz alınan kriterlerden biraz bahsedebiliriz. Evet. Özellikle maddi tazminat noktasında. Evet. Tabii maddi tazminat hesaplanırken öncelikli olarak işçinin yaşı. Evet. Dikkate alınır. Yani burada 50 yaşındaki bir işçinin iş kazası geçirmesiyle ortaya çıkacak tazminat ile çok daha genç yaşta 18 yaşında bir iş kazasına uğramış işçi açısından çıkacak tazminatta bir farklılık durumu söz konusudur. Çünkü orada işçinin daha ne kadar çalışabileceği noktasında tazminat hesabında bu husus önem kalan arz etmektedir. Kalan bakiye ömrü. Bu noktada önem taşımaktadır. Bu da yaş tablolarıyla yine aynı şekilde belirlenmekte. Bunun dışında işçinin kazanç durumu yine aynı şekilde tazminat miktarının hesaplanmasını önem arz etmektedir. Sadece işçinin resmiyette almış olduğu gelir durumu değil. Yine aynı şekilde resmiyetin dışında işçiye elden bir para ödenme durumu söz konusu olabiliyor. Evet. Bu bazı işverenler tarafından ikramiyeler olabiliyor. Yapılabiliyor. İkramiyeler olabiliyor. Yine aynı şekilde işçinin gerçekte almakta olduğu maaş üzerinden bir hesaplama yapılma durumu söz konusu olması gerekiyor. Bu noktada eğer işçinin resmiyetteki gösterilen maaşı ile gerçekte almış olduğu maaş arasında bir fark varsa bunun tanık beyanlarıyla veya emsal ücret araştırmasıyla dosya arasına alınacak diğer delillerle birlikte belgelendirilerek bu noktada hesaplamanın yapılması noktasında ilgili bir kişiye tevdi önemli. Evet. Diğer bir kriter ve önemli bir kriter işçinin mağluliyet oranı. Evet. Yani işçi iş kazası geçirdi. Söz konusu olay nedeniyle mağluliyet durumu nedir? Yani kalıcı sakatlığı nedir? Bu noktada tazminatın hesaplanması noktasında bu yine çok önem arz etmekte. Bunun dışında son olarak da söz konusu olay nedeniyle kusur oranları. Evet. Yani işçinin ve işverenin olay nedeniyle ne kadar kusurlu olduğu, işverenin herhangi bir iş güvenliği ihlalinin bulunup bulunmadığı, işçinin doğrudan bir hatasının bulunup bulunmadığı noktasında yapılacak araştırma neticesinde dosyaya sunulacak kusur raporu bu tazminatın hesaplanmasına önem arz etmektedir. O zaman yargılamamızda kusur raporları da evet. aldırılıyor. Maddi tazminat hesaplama raporları da aldırılıyor. Evet, maliyet kusur raporlarında kişilerin kusur oranları belli evet. oluyor. Tamamen kusursuz, tamamen kusurlu olabileceği gibi işte belli kusur oranları da ortaya çıkabilecektir. Yine bunun haricinde az önce dediğiniz gibi kişinin yaşı yani bakiye ömrü açısından gelir durumu ama hı hı. gerçekteki gelir durumu evet, resmiyetteki gözüken değil. Maliyet oranları bunların hepsi tazminat hesaplamasında kriterlerdir diyebiliriz. Peki manevi tazminat aslında bununla ilgili çok bir tablo yok. Evet. Tabloyla değerlendirilemez. Tabii. Ama manevi tazminatta da nelere dikkat edilir? Tabii bu noktada manevi tazminatın belirlenmesi noktasında mahkemelere geniş bir takdir hakkı evet. verilmiş. Yani genelde söylenen şey şudur. Bir zenginleşme aracı olarak görülmemesi gerekir manevi tazminatın. Evet. Bu noktada mahkeme bu manevi tazminatı takdir ederken kazanın ağırlığı, evet. işçinin ve işverenin sosyal ve ekonomik durumu, yine aynı şekilde işçinin ve işverenin olaydaki kusur durumlarına bakarak bir manevi tazminata hükmedilecektir. Kendi vicdani takdirine göre. Kendi yani o zaman kaldı. Bunda şu yok diyoruz. Maddi tazminat gibi bir kriterler, tabii. tablolar söz tabii. konusu değil tabii hı-hı. ki. Çünkü herkesin manevi üzüntüsünün boyutu kişiden farklı kişiden tabii. kişiye olaydan olaya değişir dediğiniz gibi olayın büyüklüğüne, maliyetin büyüklüğüne, vahametine tabii. göre bir işte elinin kırılmasıyla alınabilecek tazminat oranıyla
ama bir uzuv kaybındakiyle bir olmayacaktır. Veya bir vefat durumunda yakınların alabileceği tazminat farklılık arz edecek. Burada da ama dediğiniz gibi önemli olan husus sanırım zenginleşme amacının güdülmemesi. Tabii. Bunların üzerinden mahkemelerce değerlendirmeler yapılacaktır. Peki, az önce bahsettik, kişi kendi mağdur olan kendisi dava açabiliyor. Peki hangi yakınları, diyelim ki bir vefat vesaire de oldu, hangi yakınları bu davalara ikame edebilir, maddi manevi tazminat davası açabilir? Tabii işçinin vefat etmesi durumunda işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler işçinin sağlamış olduğu gelirden destekten yoksun kalırlar. Bu durumda da işçinin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne ve babası destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunabilirler. Evet. Bunun için burada aranan kriter işçinin ilgili kişilere bakmakla yükümlü olduğu, bu noktada maddi destek sağladığının ispatı gerekmektedir. Evet. Bu durumda ölen işçinin geride bırakmış olduğu yakınlar bu davayı ikame edebilirler. Yani desteğinden yoksun kalan kişiler. Eşi, çocuğu, annesi, babası. Evet. Bunun dışında manevi tazminat talebinde bulunabilecek kişiler de yine aynı şekilde eşi, çocuğu, anne ve babası. Ve burada bir fark var, kardeşler de yine aynı şekilde. Evet. Manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Tabii. Kardeşlerin durumu tabii daha bir sıkı bir incelemeye tabi tutulabilir. Çünkü buradaki yakınlık derecesi kişiden kişiye değişir, farklılık gösterebilir yani. Ailevi durumlar tabii, ailevi olabilir. Durumlar. O bunlar bakılacak. Şimdi peki maddi manevi tazminat davalarında yine belirttiğiniz gibi bu dikkate alınan faktörler, mesela işte az önce dediniz, bakmakla yükümlü olma diyebiliriz. Yakınlık derecesi diyebiliriz. Hı hı. Doğru muyum? Doğru. Kazanın oluş şekli, kusur oranı, bunlar o zaman davalarımızda değerlendirilen hususlar. Peki yine önemli bir konuya geldik. Sigorta. Evet. Bu işverenler açısından iş kazalarına ilişkin sigortanın öneminden bahseder misiniz? Aslında biz bundan önceki başka programlarımızda da bahsetmiştik, işte trafik kazalarından bahsederken ya da dedik ki ülkemiz bir deprem ülkesi, Afyonkarahisar'ımızda bir depremden çok etkilenen bir şehir, hani sigortalar, DASK, işte kaskolar, hep bundan bahsetmiştik. Burada da önemi nedir? Biraz buna değinir misiniz? Tabii, yani iş yerinde iş kazalarının gerçekleşmesiyle birlikte gerek işçi açısından gerekse işveren açısından sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Evet. İş yeri sigortasının yaptırılması hem gerek işçi hem de gerek işveren açısından önemlidir. Bu doğrultuda aynı zamanda sigorta poliçesindeki teminat miktarlarının yüksek tutulması da keza işveren açısından bir güvence sağlayacaktır. Evet. Bu doğrultuda bu riskleri minimalize etmek adına iş yeri sigortasının yaptırılması büyük önem taşımaktadır. Bunlar tabii iş kazalarının açısından önemi tazminat ve maddi koruma sağlar işveren açısından. Tabii yine ki. Aynı şekilde işçi açısından da tabii bu noktada. Ki. Yarın bir gün acaba davayı kazandı, tahsil kabiliyeti var mı, yok. İşveren var mıdır, işverenin mal varlığı var mıdır, doğru muyum ya da o iş yeri var mıdır? Aslında hem işveren hem de işçi açısından aslında bir koruma sağlıyor. Evet. Baştan bu poliçelerin yapılması gerekiyor. Peki, evet sigortanın öneminden bahsettik. Poliçe limitlerinin buna göre yüksek olması ve her iki tarafı koruması açısından. Biz hep hukukçular bahsederiz, önleyici tedbirler diye. Asıl iş kazalarını önlemek için neler yapılmalıdır? Bu adamda ne tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Aslında mevzuat açısından da nelere değinilmiştir? Bu konuda bilgilendirmenizi rica edeceğim. Tabii ki, yani iş kazalarının önlenebilmesi açısından birçok önlem alınabilir. Bu noktada en önemli önlemlerden biri işçilerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi. Evet. İşveren tarafından işçilere sık sık iş güvenliğiyle alakalı olarak eğitim ve bilinçlendirme yapılması, risklerin ve güvenlik prosedürlerinin ve doğru iş yapma teknikleri hakkında bilgiler verilmesi bu noktada iş kazalarının önlenmesi adına önemlidir. Evet. Yine aynı şekilde kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi, işveren tarafından verilmesi. Tabii iş yerindeki tehlike sınıfına göre bu değişiklik arz edebilir. Bunlar nelerdir? Örneğin eldiven, gözlük, baret, iş ayakkabısı gibi. Evet. Bu tip donanımların işçiye sağlanması iş güvenliği açısından önemlidir.
Ve yine aynı şekilde iş yerindeki potansiyel tehlikelerin tespit edilmesi, risk analizlerinin yapılması, bu noktada tehlikeleri minimalize edecek önlemlerin alınması, yine iş kazalarının önlenmesi adına önemlidir. Bunun dışında iş yerindeki düzen ve temizliğe dikkat edilmesi, dinlenme süreleri, aynı şekilde, evet. Çalışma saatlerine riayet edilmesi, uzun tabii süre ki. Çalışma sürelerinin olmaması bu evet. noktada önemlidir. Çünkü yorgunluğa bağlı olarak da iş kazaları meydana gelebilmekte. Evet. Uzun süre çalışmalar sonucunda iş kazaları meydana gelebilmekte. Ve denetim ve kontrollerinde sık sık yapılması iş kazalarının önlenmesi adına önemlidir. Yani bu aslında hem işçi hem işveren açısından evet. hem hak hem yükümlülük. Hem hak hem yükümlülük. Yani kendilerini aslında korumuş oluyorlar. İşçinin yani işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınması, bilgilendirmelerin yapılması, işçilerin de buna uyması diyelim. Çünkü, tabii ki. Yani düşünün en ufak bir yani bir düzensizlik halinde dahi yere evet. dökülen bir kaygan bir maddeye basıp da düşmesi sonucunda işçi yaralanabilir. Evet. Yani iş yerindeki düzene dikkat edilmesi evet. falan. Bu noktada bunlar önemlidir aslında. Küçük detaylar da dahi evet. iş kazalarının önlenmesi söz konusu olabilir. Evet. O küçük detaylar çok büyük sonuçlara neden olabilir. Efendim yine önemli çünkü programımızın son dakikalarına doğru geliyoruz. Önemli bir husus var. Ona değinmenizi isteyeceğim. Asıl işveren alt işverenleriz. Hani taşeron firmalar vardır. Ana işveren farklıdır. Ya da o işverenin bir işi yapılacaktır. Başka bir firmaya verilmiştir vesaire. Bu durumda sorumluluk kime aittir? Nasıl değerlendirebiliriz? Tabii burada öncelikle bahsedilmesi gereken şey alt işveren nedir? Asıl işveren nedir? İsterseniz biraz bu kavramdan evet. bahsedelim. İş kanunumuzun alt işveren yönetmeliğinin 3. maddesinde asıl işveren ve alt işveren tanımlanmıştır. Evet. Alt işveren bir işverenden iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerin sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları itibar eder. Yani evet. dolayısıyla alt işveren asıl işverene bağlı olarak asıl işverenin iş yerinde belli bir işin bir bölümünde veya yardımcı işlerde evet. bir iş üstlenen işvereni ifade etmektedir. Asıl işveren ise işin asıl sahibi olan evet. iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverenlere veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişi yahut kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara ihtiva eder. Yani mevzuat aslında bunu tanımlamış. Kimin alt işveren, evet. kimin asıl işveren olduğu. Peki yani örnek verebiliriz önemli bunu. Husus, örneklemenizle beraber sorumluluk açısından, çünkü programımızın son dakikalarına giriyoruz. Yani asıl işverenle alt işveren birlikte sorumlu mudur? Tabii bu iş kanunumuzun 2. maddesinde düzenlenmiştir. Burada müteselsiz sorumluluk durumu söz konusudur. Dolayısıyla söz konusu iş kazasıyla alakalı olarak alt işverenin bir kusuru varsa evet. bu noktada yine aynı şekilde asıl işverenin de kusurlu olduğu kabul edilecektir. Zira alt işveren bu işi yaparken asıl işverene bağlı olarak yapar. Asıl evet. işveren de alt işvereni denetlemekle yükümlüdür. Evet. Yani dolayısıyla asıl işverenin herhangi bir kusuru yoktur. Burada sorumluluk alt işverendedir denilebilmesi çok da mümkün değildir. Dolayısıyla evet. alt işverenin söz konusu iş kazasıyla alakalı olarak herhangi bir kusuru bulunması durumunda da yine aynı şekilde asıl işveren de bundan sorumlu doğacak. Yani her ikisinden de müteselsilen talep edip sorulabilecektir. İstenebilir. Peki son bir önemli bir sorum olacak programımızın sonuna doğru. Bu kaçınılmazlık unsuru, iş kazasındaki kaçınılmazlık unsuruna kısaca bir değinebilir misiniz? Tabii kaçınılmazlık unsuru şudur, biraz önce kusur durumlarından bahsettik. İşçinin kusuru veya işverenin kusuru olabilir iş kazalarında. Bu kaçınılmazlık unsurunda da ne işçinin kusuru vardır ne de işverenin kusuru vardır. İş kazası öyle bir gerçekleşmiştir ki, hiçbir şekilde tarafların bir kusur olmaksızın bir iş kazası gerçekleşmişse burada kaçınılmazlık unsurundan bahsetmemiz gerekir. Tabii kaçınılmazlık unsurunun varlığı işverenin sorumluluğunu tamamen ortadan kaldıran bir durum değildir. Evet. Bunun için öncelikli olarak işverenin iş kazasıyla alakalı olarak, iş güvenliğiyle alakalı olarak
tüm önlemleri almış olması, yani sorumluluğunu yerine getirmiş olması gerekiyor. Eğer bu noktada sorumluluğunu yerine getirmiyor ise bu noktada kaçınılmazlık unsurundan bahsedemeyiz. Yine aynı şekilde işçinin de doğrudan bir kusurunun olmaması gerekir. Evet. İş kazası gerçekleşmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilecek haklar yine işçiye sağlanacaktır. Evet. Buna örnek olarak şunu verebiliriz. Örneğin deprem, sel ve fırtına gibi doğal afetler sonucunda eğer bir iş kazası meydana gelmişse, burada tarafların herhangi bir kusuru olmaksızın bu iş kazasının gerçekleşmiş olma durumu söz konusudur. Bu durumda yine işçi aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan belli haklardan faydalandırılacaktır. Evet, bugün çok önemli konulara değindik. Bize kıymetli vaktinizi ayırdığınız için, önemli hususlara değindiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son kapanış olarak ne söylemek istersiniz işçilerimize ve işverenlerimize? İşverenlerimize özellikle iş güvenliği anlamında mevzuatımıza uygun hareket etmelerini, özellikle iş yerlerini sigortalatmalarını, teminatları yüksek miktarda tutmalarını tavsiye ederiz. İşçilerimize de iş güvenliği anlamında işverenler tarafından sağlanan, bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz iş güvenliği önlemlerine ilişkin olarak tüm yükümlülükleri dikkat etmeleri noktasında tavsiyede bulunabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Bize kıymetli vaktinizi ayırdınız. Biz de sevgili seyircilerimize diyoruz ki, evet, bundan önceki programlarımızda iş hukukuna ilişkin işçi işveren arasında alacaklara, tazminatlara dair bir program gerçekleştirmiştik ama iş kazaları çok geniş kapsamlı olduğu için ayrı özel bir program yapmak istemiştik. Bugün de değerli konuğumla beraber bunu değerlendirdik. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda başka yine değerli konuklarımla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.